Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Yunus suresi 21-24. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. Ve izâ ezaknâ nâse rahmeten, biz insanlara bir rahmet tattırdığımızda, min bâdi darrâ emessethum, kendilerine dokunan bir zarardan sonra, bir musibetten sonra, bir rahmet tattırdığımızda اِذَا لَهُمْ مَكْرُمْ فِي اَيَاتِنَا, bakarsınız ki onlar ayetlerimiz hakkında bir takım hileler, tuzaklar düşünmeye başlarlar. Gul, ey peygamber sen de ki اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا, mekir yönüyle Allah çok daha süratlidir. Yani madem siz tuzak kurmak istiyorsunuz, ayetler hakkında bir takım kendinize göre tedbirler düşünmek istiyorsunuz, Allah'ın mekri, Allah'ın tuzak kurması çok daha süratlidir ve çok daha etkilidir. İnne rusulene, bizim elçilerimiz, yektubune mâ temkürun, sizin yapmış olduğunuz hileleri, tuzakları kaydediyorlar ve yazıyorlar. İnsanlar zaman zaman bir takım musibetlerle deneniyor. Bir takım zor haller insanların başlarından geçiyor. Ve insan bu halden Allah'ın izniyle kurtulduğunda tekrar eski haline dönebiliyor. Yani eskiden inkarcı bir durumdayken, diyelim böyle bir musibetle bir miktar kalbi yumuşar gibi oldu. Ama o halden kurtulduğunda tekrar eski haline dönüyor ve yine din düşmanı gibi adeta öyle bir hale girebiliyor. Buna mukabil Cenab-ı Hak peygamberimize şunu söylemesini bildiriyor. De ki Allah'ın mekri çok daha süratlidir. Yani siz kendinize göre bir takım planlar kurarsınız, bir takım hesaplar yaparsınız ama Allah mekir yönüyle çok daha süratli bir şekilde sizin mekrinizi cezalandırır ve ona mukabelede bulunur. Öte yandan Allah'ın elçileri var. Peygamberler elçiler olduğu gibi burada kastedilen melekler. Allah'ın görevli melekleri var ve bu görevli melekler sizin yapmış olduğunuz hileleri, tuzakları tek tek kaydediyorlar ve bunlar yazılıyor. Ve bu manada madem ki insanların yaptıkları yazılıyor, elbette bu şekilde kaydedilmesi, bunların bu tarzda muhafaza edilmesi elbette bir muhasebe içindir. Bunun ileride bir hesabı görülecektir. Hüvellezî, o Allah ki yüseyyirukum fil berri vel bahr, karada ve denizde sizi seyahat ettiriyor. Hatta izâ küntüm fil fülk, siz gemide olduğunuzda ve cerayne bihim bir rihin tayyibe, ve hoş bir rüzgar sizi alıp götürdüğünde ve ferihu biha, ve o geminin üstündeki insanlar bununla ferahlandıklarında ca'etha rihun asif, kasırga tarzında şiddetli bir rüzgar gelir ve ca'ahumul mevc min kulli mekan, ve her taraftan dalgalar gelir ve zannu ennahum uhita bihim, kuşatıldıklarını, çepeçevre sarıldıklarını zannederler, anlarlar ve böyle bir durumda da'avullâhe, Allah'a dua ederler. Muhlisîne lehüddîn, dini Allah'a halis kılarak, yani hiçbir başka şey düşünmeden gayet samimi bir şekilde Allah'a dua ederler. Le'in enceytenâ min hâzihi, bizi bundan kurtarırsan lenekûnenne mineşşâkirin, elbette biz şükredenlerden oluruz derler. Bu şekilde dua ederler. فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ, Allah onları kurtardığında اِذَا هُمْ, bakarsın ki onlar يَبْهُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ, yeryüzünde haksız bir şekilde bir takım işlerin içine girerler ve bir takım ortalığı böyle rahatsız etmek gibi, zarar vermek gibi tavırlar içinde olurlar. يَا اَيُّهَا النَّاسِ, ey insanlar, اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ, sizin bu şekilde taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Yani keskin sirke
küpüne zarardır derler. İnsanlar da bu manada bir takım taşkınlıklar içinde olsalar, bir takım aşırı haller içerisinde olsalar, haşa Allah'a bir zarar verecek değiller. Zararları ancak kendilerinedir, kendi aleyhlerinedir. Meta'al hayati dünya, bunlar dünya hayatının bir takım meta'ıdır, gelip geçici nimetleridir. Thumme ileyna merci'ukum, sonra dönüşünüz bizedir. Fenunebbi'ukum bima kuntum ta'melun, ve biz yapmış olduğunuz amelleri tek tek size haber veririz. Değerli izleyenlerim, burada Allah-u Teala çok kolay hatırda kalabilecek muhteşem bir temsille dünya hayatının mahiyetini bize anlatıyor. Ve insanların işte Allah'a karşı samimi olup olmaması, bunları bize çok harika bir temsille anlatıyor. Ve ayetin evvelinde şu denilmişti: o Allah ki karada ve denizde sizi seyahat ettirir. Karada işte atlarla, develerle, merkeplerle veya günümüzde diyelim trenlerle, otomobillerle Allah insanları seyri seyahat ettiriyor. Denizde de gemilerle. Dünyanın dörtte üçü denizler ve o denizler Allah'ın nimetleriyle dopdolu. Allah-u Teala burada denizdeki bir manzarayı bize anlatıyor. Önce muhatap olarak siz diye başladı. Ve şöyle ifade ettim: hatta izâ küntüm fil fülk, yani siz gemide olduğunuzda. Ama devamında ve cerayne bihim bir rihun tayyibe, hoş bir rüzgar onları alıp götürdüğünde. Ve ferihu bihe, ve bununla ferahlandıklarında. Yani herkesin de az çok dikkatini çekebilecek burada şöyle bir incelik var. Önce siz diye başladı. Cenab-ı Hak bizlere olan nimetleri nazara verdi. Ardından da güzel bir rüzgar esip onları götürdüğünde, onunla ferahlandıklarında demek suretiyle üçüncü şahıslar olarak anlatmaya başladı. Adeta önce bizi gemiye bindirdi, ardından da kendimizi seyrettiriyor. Şu anda aslında dünyada başka bir gemi gibi, dünya gemisine bizi bindirmiş, uzayda, uzay denizinde bizlere yol aldırıyor. Bu manada Allah-u Teala'nın daimi nimetlerine masarız. İşte gemidekilere tekrar dönecek olursak, insanlar gemiye binmişler ve hoş bir rüzgar da esiyor. Güvertede o esen rüzgarla keyiflerine diyecek yok. Eğlenip gülüyorlar. Kendilerine göre hoşça vakit geçiriyorlar. Ama bu hep böyle devam edecek demek değildir. Derken bir fırtına kopuyor ve bu fırtınada gemi sarsılmaya başlıyor. Ve dalgalar her taraftan onları kuşatmaya başlıyor. Ve o insanlar bakıyorlar ki çare yok. Kurtulma ümitleri artık bitik vaziyette adeta. Bu gibi durumlarda en dinsiz olanlar bile bir hami meçhulüne sığınır. Alemleri yaratana sığınır. İşte aman ya Rabbi deyip onlar da dua ediyorlar. Ve diyorlar ki aman ya Rabbi, eğer bizi buradan kurtaracak olursan artık biz sana şükreden kimseler olacağız. Halis, muhlis bir şekilde dualarını yapıyorlar. Allah-u Teala dilerse onları kurtarır. Ama kurtardıktan sonra acaba bunlar sözlerinde dururlar mı? İşte ayet-i kerime tam durmadıklarını bize ifade ediyor. Bunların pek çoğunun tekrar eski hayatına döndüğü, eski gafletli halini devam ettirdiğini bize bildiriyor. Herkes doğrudan doğruya denizde böyle bir hali yaşamamış olabilir. Ama en azından filmlerde de bunlar tasvir ediliyor. Bu gibi manzaralar görülüyor. Titanic olayı bu noktada ibretli bir olay. Geçen yüzyılın başında meydana gelen ibretlik bir olay. Ve işte bu Titanic'i o kadar sağlam yapmışlar ki haşa Allah bile bunu batıramaz gibi ifade kullandıkları olmuş. Ama neticede Titanic binlerce yolcusuyla yola çıktığında ilk seferinde bir buzdağına çarpmak suretiyle ortadan bölünüyor ve binden fazla insan hayatını bu olayda kaybediyor.
Yani Allah'a meydan okunmaz, Allah'a aşağı kafa tutulmaz. Allah-u Teala insanın acziyetini, zafiyetini bu gibi olaylarla insanlara gösterir. Karadaki durumlara gelince, diyelim ki bir deprem olur. Deprem olduğunda o ülke veya o bölge kuvvetli, şiddetli bir şekilde sarsılır. İnsanlar o sarsıntıda şöyle bir titrerler, kendilerine gelirler ve aman ya Rabbi derler, bizi bu halden kurtar, istediğin gibi şükreden kimseler olalım. Allah o günleri geride bırakır ama insanların çoğu yine eski hayatlarına, eski gafletlerine devam ederler. Veya birisi diyelim bir ekonomik krizde çok zarar görür ve feryat eder, dua eder Allah-u Teala'ya. Aman ya Rabbi beni bu durumdan kurtar. Ve Allah-u Teala onu kurtarır ama o eski haline yine devam edebilir, eski gafletine dönebilir. Demek ki bu noktada insanların zafiyeti var. Bolluk anında şımarmak, darlık anında Allah'a iltica etmek. İltica ederken de evet samimi ama o halden kurtulduğunda tekrar nefis hükmediyor, tekrar o insan gaflet içerisinde olabiliyor. Devam eden ayette Allah-u Teala dünya hayatını bize anlatıyor. Yani bu aldanmış olduğumuz, kendimizi kaptırdığımız dünya hayatı neye benzer? İnnemâ meselul hayâti dünya, dünya hayatının meseli şuna benzer. Kemâ in enzelnâhu minessemâ, semadan indirdiğimiz bir su var. Fahtalete bihi nebâtul art, o inen suyla yeryüzünde bitkiler çıkıyor. Bunlar birbiriyle adeta sarmaş, dolmaş oluyor. Ve her tarafta bolca çıkıyorlar. Mimme ye'kulun nas vel en'am, hem insanların yediklerinden hem de davarların, hayvanların yediklerinden otlar, bitkiler çıkıyor. Hatta izâ ehadetil ardu zuhrufehe, arz bu şekilde güzelliklerini aldığında ve zeyyenet ve süslendiğinde, yani bir nevi geline benzetiliyor. Gelin nasıl ki gelinliğini giyer, süslerini takınır, yeryüzü de bu şekilde adeta bir gelin gibi süsleniyor, takılarını takıyor. Ve zanne ehluha ennehum kadirune, ve o arzın üzerinde olanlar ona kadir olduklarını, ona tam böyle sahip olduklarını düşündükleri anda kadirun aleyhe etâhe emrune, bizim emrimiz gelir. Leylen ev nehara, gece veya gündüz bizim emrimiz gelir. Fecalnâhe, ve biz o arzı kılarız. O arzdaki o yeşillikleri kılarız. Hasîden keellem tâne bil ems, yani biçilmiş bir ekin gibi. Yani ekinler diyelim gayet güzel büyümüş, olgunlaşmış ama biçildiği zaman artık geride doğru düz bir şey kalmıyor. Sadece samanları kalıyor. Biz de onları o tarzda hasat edilmiş, biçilmiş bir hale getiririz. Sanki dün böyle bir şenlik yokmuş gibi o güzellik, o yeşillik, o rengarenklik ortadan kalkar. Deniliyor ki dünya bir geline benzer, yani bir dilbere benzer. Herkese göz kırpmış ama kimseyle evlenmemiştir. Ve insanlar dünyaya kadir olduklarını bazen zannedebilirler. Ey dünya artık benimsin diyebilirler. Ama dünya kimsenin olmamıştır. Her ne kadar insanların zaman zaman dünyadan bazı mal mülkleri olmuşsa da Yunus Emre'nin dediği gibi mal sahibi, mülk sahibi hani bunun ilk sahibi. Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan. İnsanlar bu malla mülkle oyalanıyorlar. Ve bu şekilde dünyaya kendilerini kaptırabiliyorlar. Ama asıl olan şudur. Diyelim ekin tarlalarının oradan geçiyoruz. Tarla bizim olmayabilir. Ama onları böyle Allah namına seyretmek, tefekkürle seyretmek, bu ahirete gönderilecek uhrevi bir ticarettir, tefekkürdür. Tarla kimin olursa olsun, tefekkürü bizim olsun diyebiliriz. Ve bu bizim için çok büyük bir kazanç olur, manevi bir ticaret olur. Bu manada dünyayı iyi değerlendirmek gerekiyor.
dünyanın üç yüzü var. Birisi Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin aynesi. Allah'ı bize anlatıyor, Allah'ı bize gösteriyor. Ve Allah'ın sanatını biz şu alemde görüyoruz ve Allah'ı yarattığı şeylerle daha iyi tanıyoruz. Nasıl ki bir ressam yaptığı resimlerin sergisini açar, biz o resimlerle ressamı daha iyi takdir ederiz, daha iyi anlarız. Allah-u Teala alem meşherinde, şu alem sergisinde en kıymetli sanat eserlerini bizlere gösteriyor. Dolayısıyla aleme bu manada bakmak, dünyayı bu şekilde ilahi sanatların bir sergi salonu gibi görmek son derece güzeldir, faydalıdır. Öte yandan dünya, hadiste ifade edildiği gibi, اَدْدُنْيَا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةِ Dünya ahiretin tarlasıdır. Burada ekeceğiz, diğer alemde bunun karşılığını göreceğiz. İnsanlar niyetleriyle, kalplerinden geçirdikleriyle, azalarıyla, yaptıklarıyla burada bir şeyler ekmiş oluyorlar, tohumları serpmiş oluyorlar. Bunların meyvesi diğer alemde alınacak. Nasıl ki ağacı diktiğimizde önce bir çekirdek halinde, hemen bir anda meyve vermiyor. Aradan mevsim veya mevsimlerin geçmesi gerekiyor. Onun gibi şu dünyada yaptığımız iyi amellerin meyvelerini görebilmek için de üzerinden bir kıyamet geçmesi lazım. Yani bu dünyada doğrudan bunların karşılığı verilmiyor. Her ne kadar her yapılan güzel amelin içinde ruhani bir lezzet, kalbi bir itminan bulunsa da gerçek mükafatları, hakiki mükafatları bunların diğer alemde olacak. Burada ekilecek, diğer alemde biçilecek. Bir de dünyanın fena ve fani yüzü var. Gelip geçici olan yüzü var. O da nedir? İşte ehli dünyanın melabegahı tabir ediliyor. Bir hadis-i şerifte dünya bir cifeye benzetilmiş. Adeta bir hayvan leşi gibi. Bir hayvan leşine hani köpekler saldırırlar. Onlar bundan zevk alırlar. Onun gibi şu dünya hayatından da gerçek anlamda kendini kaptırarak zevk alanlar gafil olan kimseler. Ve bunlar dünyanın fena fani yüzüne tutulmuşlar. Sarhoş olmuşlar. Kendilerini kaybetmişler. Ve dünya hayatıyla mutmain olup dünya hayatıyla teselli bulmaktalar. Halbuki bu dünya asıl bir lezzet yeri değil, bir çile yeridir. En fazla bela ve sıkıntıya maruz kalanlar başta peygamberlerdir. Eğer dünya bir çilehane olmasaydı Allah-u Teala peygamberlerine bu manada çile çektirmezdi. Onları rahat ettirirdi. Demek ki bize düşen şu dünyayı Allah'a bir ayna olarak görmek ve o şekilde temaşa etmek, ahiretin bir tarlası olarak görüp burada hizmet tohumlarını serpmek, güzel amel, salih amel tohumlarını serpmek gerekiyor. كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاَيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Ve biz tefekkür eden bir kavim için ayetleri bu şekilde tafsil etmekte, anlatmaktayız. Cenab-ı Hak bizi ibret alanlardan, dünya hayatını en iyi bir şekilde değerlendirenlerden eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.